Herkese merhaba arkadaşlar. 3 tane önemli konu var. Şimdi hap gibi sana anlatacağım. Bak, öz indüksiyon EMK, alternatif akım ve transformatörler arkadaşlar. Hepsinden de karşımıza soru çıkar. 3 tane noktayı şimdi en pratik şekilde ben sana anlatacağım. Şimdi bundan önce bir önceki derste indüksiyon EMK'dan bahsetmiştik. Şimdi öz indüksiyon EMK ona göre biraz daha basit bir durum. Peki ne fark var arada şimdi arkadaşlar? Şimdi bakın, indüksiyon EMK mesela bir mıknatısın veya manyetik alanın başka bir yerdeki değişimine sebep olur. Yani şunu söylemek istiyorum. Sen bir mıknatıs olsan mesela, senin içindeki değil de senin değişiminden dolayı yanındaki arkadaşındaki değişime indüksiyon diyoruz. Ama şimdi öz indüksiyon senin kendi içindeki, yani öz oradan geliyor aslında. Kendi içimizdeki değişmeden bahsediyoruz öyleler. Şimdi öz indüksiyon akımı kısaca nedir? Ben şurada bir olayı bir anlatmaya çalışayım çocuklar. İsterseniz şurada da bir boş kağıt alayım, orada söyleyeyim mi? Öz indüksiyon akımı nedir? Onu bir söyleyeceğim. Bakın şimdi şöyle bir tel olsun. Telden de bir akım geçiyor olsun bakın. Şuradan bir akım geçiyor olsun. Bu da bakın bir tel olsun. Gene buradan da bir akım geçiyor olsun. Evet. Şimdi bu teldeki akım artabilir. Bakın artıyor diyeyim. Veya azalabilir. Azalabilir arkadaşlar. Azalıyor. Evet. Şimdi bakın, artıp azalınca doğada şimdi şöyle bir denge var. Bakın bu teldeki akımı kim oluşturuyor? Biz oluşturuyoruz. Yani biz buradaki teldeki akımı oluşturduğumuzda, yani buradaki akımı arkadaşlar artırdığımızda, bu tel harekete geçiyor ve senin akımını tekrar eski haline geri döndürmeye çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Akım diyelim ki 10 amperlik akım geçiyordu ya. Sen bunu ne yaptın mesela? 15 amper yaptın. Ha, 15 amper yaptığın zaman hemen bu ne yapıyor? Geriye doğru çocuklar bir öz indüksiyon akımı üretiyor. Bir iyi üstü akım üretiyor ve tekrar bunu ne yapıyor? 10 amperi geri döndürmeye çalışıyor. Burada da azalırsa, yani gene şöyle söyleyelim. 10 amperlik akım geçiyordu. Bu diyelim ki kaça düştü? 8 ampere düştü değil mi? Olmaz diyor. Bu tekrar bunu arkadaşlar eski haline getirmek için dolayısıyla ne yapıyor? Aynı yönde bakın, görüyor musunuz? İyi üstü diyeyim hani karışmasın diye. Öz indüksiyon akımı meydana getirmeye çalışıyor. Hani şunun gibi düşünüyorum ben bunu. Bir araba var gibi düşünüyorlar. Araba burada V eşittir. Diyelim ki 100 metre bölü saniye hızla gidiyor. Şimdi arabanın hızı eğer azalırsa sen bunu ne yaparsın? Aynı yönde kuvvet uygularsın. Tekrar yüze gelmesi için. Ama artarsa o zaman ne yaparsın? O zaman da arkadaşlar zıt yönde kuvvet uygularsın. Ya işte buradaki durumda aynen böyle bir durum aslına bakarsanız. Akımımız bir şekilde artıyorsa bunu eski haline getirmek için öz indüksiyon akımı zıt yönde. Azalırsa arkadaşlar artırmak için aynı yönde bir akım oluşturuyor. Ve biz de buna ne diyoruz? Öz indüksiyon akımı diyoruz. Biraz şimdi anladık. Biraz daha bir detaya girelim. Nasıl sorular sorar ve ne bilmemiz lazım ona bakalım arkadaşlar. Şimdi akım makarasının kendi içindeki, bakın kendi içerisindeki manyetik akı değişimi kendinde bir akıma sebep olur. Az önce söylediğim gibi bir akım olur. Buna da arkadaşlar işte ne diyoruz biz? Buna da öz indüksiyon akımı diyoruz arkadaşlar. Peki bu ne tarafa doğrudur diyecek sana. Bak şimdi şurada görüyor musun? Bak burada bir Reus'un sürgüsü ok yöne çekilirken ne tarafa doğru bir akım oluşur diyecek. Bakalım şimdi anahtar kapatıldığında. Şimdi çocuklar bakın, anahtar açıkken buradan bir aynen soru sana böyle gelecek, biliyor musun? Aynen soru böyle gelecek. Şu şekilde böyle bir bobin verecek. Ve buradan akım ne tarafa doğru geçer diye soracak. Peki burada bakın, artı bu tarafa doğru, eksi de bu tarafa doğru. Şimdi ben burada anahtarı kapattığım zaman akım ne tarafa doğru geçiyor arkadaşlar? Şu tarafa doğru geçiyor. Bakın şu teli, şu teli ben şuraya şöyle büyüterek çizeyim. Bakın akım arkadaşlar, devrin akımı. Yani şu teli çizdim, tamam mı? Devrin akımı çocuklar şu şekilde geçiyor. Güzel. Peki ben anahtarı kapattığım zaman ne olacaklar? Akım sıfırdan belli bir değere gelmiyor mu? İşte buradaki bu şu demektir. Akım arkadaşlar artıyor demektir. Bakın artıyor demektir. E peki bu hemen devre ne yapacak? Buradaki akım artarsa, yani şöyle düşünmeni istiyorum. Diyelim ki buradan 10 amper geçiyorsa ne oldu bu? 12 amper oldu ya, işte bu bunu sevmez. Tekrar eski haline geri dön diyor. Yani ne olacak bakın? Öz indüksiyon EMK çocuklar, şu i üssüyle gösteriyorum. Bakın bunu zıt yönde tekrar eski haline geri döndürecek şekilde olacak. Peki anahtar kapalıyken ne oldu? Anahtar kapalıyken zaten akımda bir değişme yok. Yani buradan 10 amper geçiyorsa gene 10 amper geçiyor. Zaten sıkıntı yoksa işte öz indüksiyon akımda çocuklar oluşmaz. Burada şöyle söyleyelim mi? Zıt yönde oluştu diyelim. Bakın zıt yönde, yani devre akımına bakın ne oldu? Zıt yönde oluştu. Burada ise burada ne diyeceğiz? Oluşmaz diyeceğiz. Burada anahtar kapalı olma durumunda Reus'un sürgüsünü ok yönde çekersek, bakın Reus'un sürgüsünü ok yönde çekersek şöyle de ne oluyor?
Dikkat edin, buradaki devredeki akım buradan böyle gelip hani şöyle dolanıyor şöyle gitmiyor mu? Yani devrenin, dikkat edin, buradaki direnç diyorlar, şu kadar dikkat edin devrede. E sen şimdi reyosu çekersen bu kadar devrede olacak. Yani direnç arttığı zaman akım ne olacak? Azalacak. E akım azalırsa, şuradaki devreyi ben şu teli tabii çiziyorum. Bu akım bu tarafa doğru çiziyorlar. İyi buradan azalıyor. Azalırsa bakın o zaman İ üssü ne olacak çocuklar? Aynı yönde diyelim. Görüyor musunuz bakın? Aynı yönde akım oluşturuyor. Umarım anlamışızdır. Çok da zor bir şey değil aslına bakarsın. İndüksiyon akım biraz daha zordu. Burada o kadar zorlayacak bir durum yok açıkçası. Peki gelelim alternatif akım ve doğru akım çocuklar. Alternatif akımla doğru akım arasında ne fark var? İsterseniz ben yine şöyle bir beyaz kağıt alayım ki mevzuyu sana bir açıklayayım. Bakın çocuklar, şimdi bir doğru akım diye bir olay var. Doğru akım. Şimdi bir de alternatif akım. Alternatif akım var bakın. Peki arada ne fark var? Doğru akım aslında sen tanıyorsun, biliyorsun. Şimdi doğru akım dediğimiz bakın bizim şurada şuradaki direnç. Görüyor musun? Bir direnç var. Burada bir pilimiz var. Şöyle artı eksi. Evet, şöyle artı eksi pilimiz var. Direnç var. İşte buradan bir akım geçiyor. Tamam. Peki alternatif akım ne? Alternatif akım da şu şekilde şöyle bakın. Şu şekilde bakın, bir yine direncimiz var. Buraya yalnız bu bildiğimiz gibi bir pil bağlamıyoruz. Alternatif akımı şöyle gösteriyoruz şöyle. Peki ne demek bu ya? Ne fark var? Şimdi bakın buradaki şöyle. Buradaki voltun zamana göre değişim grafiği. İşte burada bir fark var. Diyelim sen buraya bir pil bağlıyorsun, doğru mu? Mesela V eşittir bakın 10 voltluk bir pil bağladığını düşünelim. Şimdi ben sen buraya 10 voltluk bir pil bağlarsan bu değer cüzdan 10 olarak gider. Biraz sonra 10, 12, 13 olmaz ve 9, 8'e düşmez. Bu sabit olarak gider. İşte bakın bu nedir cüzdan? Bu demek ki bakın doğru akım. Görüyor musunuz? Peki alternatif akım ne? Buraya sen belli bir voltlu bir pil bağlamıyorsun. Buradaki bakın voltun değeri arkadaşlar bakın ne oluyor? Sürekli olarak artı baz oluyor bakın, görüyor musunuz? Çok enteresan. Bakın çok garip bir şey var. Yani burada biz ancak voltun maksimum değerinden bahsederiz. Minimum da değil. Yani diyelim ki burası 10 voltsa az önce gibi. Burası bakın 0, burası eksi 10 volttur. Yani bu şu demek değil. Maksimum 10, minimum eksi 10 değil. Bu da zıt yönde 10. Bu şu demek bakın. Yani akım önce bu tarafa doğru oluşuyor çocuklar. Bakın artıyor, sonra azalıyor. Volt 0 oluyor, sonra eksi demek. Ters tarafa doğru oluşuyor demek. Bakın aradaki farkı bir anlamaya çalışalım. Demek ki doğru akımda buradaki voltumuz bakın hep aynı değeri gösterirken alternatif akımda sürekli olarak artıp azalan bir değer var. Hatta yön değiştiren bir değer var. Görüyor musunuz? Bak çok enteresan bir durum var. Demek ki doğru akım ve alternatif akım arasındaki fark buymuş. Tabii ki akım da aynı şekilde değil mi? Akım da burada artıp azalıyor. Burada ise akım şöyle der, bu şekilde gidiyor. Peki burada sana şunu sorarsa akım ne kadardır derse şöyle der. Veya şuraya biz bir voltmetre bağlarsak kaçı gösterirse işte bunlara da etkin değer diyeceğiz. Yani şurada voltun belli bir değeri yok ya. Burada ortalama değerden bahsedeceğiz. Yani biz buna arkadaşlar veya voltmetrenin gösterdiği değere V etkin diyeceğiz. Bu nasıl bulunacak? Maksimum voltun kök 2'ye bölünmesiyle bulunacak bakın. Görüyor musunuz? Mesela burada maksimum volt bu sorulara kadar 10 bölü kök 2'den kaç çıkar burası? 5 kök 2 çıkar. Aynı şekilde akımın arkadaşlar şöyle yazalım. Akımın bakın etkin değerini sorarsa gene aynı şekilde bakın I max bölü kök 2'den aynı şekilde buluyor olacağız. Bu şekilde işte bunu soracak sana. Çok da farklı bir durum değil aslına bakarsın. Bakalım şimdi. Bakın şimdi doğru akım öncelikle söylüyoruz. Doğru akım dediğimiz nedir? Ha şimdi bunu geri alırsam. Bakın doğru akım dedi ki şöyle der. Doğru akım peki nasıl üretilir? Pil. En bariz örneğiyle şöyle der. Pil. Hani sen şu saate pil takıyorsun, ne bileyim kumandaya pil takıyorsun ya. Veya cep telefonun pili var. İşte bu piller şöyle der. Doğru akımla çalışır. Alternatif akımda ev diyelim. Evdeki prizler yok mu? Prizler. Hani fişi prize takıyorsun işte ne bileyim. Çamaşır makinesini sokuyorsun prize. Ütüyü sokuyorsun veya süpürgeyi sokuyorsun. Evi süpüreceksin mesela. Ne yapıyorsun? Tabii işte oradaki çocuklar alternatif akım. Bakın evde kullandığınız şu tavanda yanan ışıklar var ya. Bunlar arkadaşlar alternatif akım olmuş oluyor. O zaman doğru akım bakım dediğimiz neymiş? Pil, akü, dinamo. Yani pil dedi, pil zaten. Akü ne? Arabalardaki pil. Yani büyük pil. Yani bu da bir pil. Dinamo çocuklar bu da sonuçta doğru akım üretiyor çocuklar. Güneş pili gibi elektromotor kuvvetinin kaynakları bu şekilde. Yani bak az önce gösterdim ya. Artı eksi olacağın devreleri ve yönü değişmeyen akıma doğru akım diyoruz. Doğru akım kaynağı diyoruz. Peki bunu nerede kullanıyor çocuklar? Telekomünikasyon demişim. Bu sistemlerde kullanılıyor.
sinyal sistemleri gibi elektronik cihazlar, yani sinyal sistemleri olan materyalleri kullanıyor. Maden arıtma ve kaplamacılığı, yani elektroliz, RTX ucunu yön değiştirmemesi lazım. Ve elektrik motorlarında bakın bunu kullanıyoruz biz. Bunu bu şekilde sorarsa bunları kullanıyoruz. Yani doğru akım bunlar buralarda kullanıyoruz. Peki alternatif akım az önce dediğim gibi AC ile gösteriliyor ve sürekli değeri değişen ve şu şekilde bir sembolle gösteriyorum şöyle. Alternatif akımı iş yerlerinde ve evlerde biz alternatif akım dediğim gibi kullanıyoruz. Aydınlatmada, yani lambayı yakarken aydınlatma, ısıtma, soğutma tertibatlarında çocuklar. Ve elektrik motorlarında bakın biz bunları şöyle gösteriyoruz. Peki az önce çizdiğim grafiği çizeceğim. Bu şimdi nasıl oluşturuluyor bakın. Şöyle N'den S'ye doğru bir manyetik alan var ya. Şu şekilde arkadaşlar bir manyetik alan var. Manyetik alanda şöyle bir levhayı çevirdikçe işte siz burada bir alternatif akım üretiyorsunuz. Ve alternatif akımın işte akım değeri arkadaşlar az önce gösterdiğim gibi hem volt değeri hem akım değeri işte bakın bu şekilde gidiyor. Ha, doğru akım olsaydı doğrusal şekilde gidecekti. Peki bakalım alternatif akım elektrik santrallerinde çok sayıda ve çok büyük alternatörlerle üretilir. Yani alternatör dediğimiz az önce düzeneye çözüldü. Alternatör çok önemli değil. Yani alternatif akım biz nerede üretiyormuş çözüldü? Barajlarda, elektrik santrallerinde üretiyoruz. Şimdi manyetik alandaki alternatörler demişiz. Bakın hidroelektrik santraller. Yani şimdi çözüldü bu barajlar var ya. Barajlarda biz ne yapıyoruz? Elektrik üretiyoruz. Yani ama alternatif akım üretiyoruz. Şimdi bunun farklı şeyleri var. Hidroelektrik santral demek. Hidro çözüldü su demek. Yani suyla hani şu var ya suyun önüne set çekiyoruz. O şekilde ürettiğimiz santraller çözüyorlar. Mekanik enerjisiyle bunu üretiyoruz. Termik ve nükleer santrallerde ise buhar basıncını kullanarak üretiyoruz. Sonuçta bir hareket enerjisini, elektrik enerjisini üretiyoruz. Ve üretilen alternatif akım enerjisini çözüyorlar. İletimi sırasında akımın ısı etkisiyle oluşan enerji kaybını azaltmak için de çözüyorlar. Gerilim yükseltilir. Yani enerji gücün formülünü hatırlarsanız I çarpı V idi. Hani elektrikte şöyle bir formülümüz var. Gücü sorarsa bize I çarpı V ile buluruz. Ha biz burada şöyle bir durum var bakın. Hani şu barajlar var ya barajlar. Barajdaki elektriği arkadaşlar şehre gönderirken o yolda çok fazla kayıplar oluyor. Kaybın olmaması için biz bunu yüksek gerilim düşük akım yapıyoruz bakın. Bu mantıkla da çok sorular çıkıyor. Yüksek gerilim hattı duymuşsunuz hatta. Yüksek gerilim hattı denir ya. Yüksek gerilim haline getiriyoruz ki biraz daha enerji tasarrufu sağlayalım diye. Peki alternatif akım ve gerilim maksimum değeri arkadaşlar manyetik alanın değişim hızına bağlıdır. Ve alternatif frekansı aynı zamanda demişiz AC'nin frekansına bağlıdır. Hani burada da çok önemli durumu yok. Şurayı belki bilebiliriz diyorlar. Ülkeden ülkeye bu değişiklik gösterir. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim kullandığımız mesela ülkemizde AC'nin değeri diyorlar 220 volt. Frekansı ise 50 Hz. Yani frekans demek şu anlama geliyor. Hani burada dedik ya voltun belli bir değeri yok. Sürekli böyle artıp azalıyor. İşte bu saniyede 50 kere oluyor demek. Ha bu ülkelere göre şöyle değişiklik gösteriyor. Her ülkede aynı olmayabiliyor. Mesela Amerika'da demişiz. Bakın gerilim 110 volt. Frekans 60'tır. Görüyor musunuz? Bu şekilde oluyor. Yani biz Amerika'yı bu anlamda geçmişiz. Bakın 220 volt. Şimdi AC ve DC'nin birbirine göre bazı avantaj ve dezavantajları vardır. Böyle yorum soruları belki sorabilir bize bakalım. Şimdi AC yani AC deyince şöyle der alternatif akım, DC deyince de doğru akım anlayacağız. AC yani alternatif akım jeneratörleri elektrik üretimi DC'ye göre şöyle der jeneratörlere göre daha çok büyüktür. Yani büyüklük olarak daha büyüktür. AC motorları şöyle der maliyeti DC'ye göre çok daha düşüktür demişiz alternatif akım. Ve AC motorları çok bakım gerektirmez. Bu anlamda AC'ler biraz daha avantajlı. DC yani DC motorlarının gerilimi sabit olduğundan devirliliği ve düzenliliği şöyle AC'ye göre daha kolay yapılmaktadır demişiz. Burada da DC'nin bir avantajından bahsetmişiz. AC ile elektroliz ve şarj yapılmaz bakın. Bunun için bizim kesinlikle doğru akıma ihtiyacımız var. Bunu çok soruyorlar biliyor musunuz? Yani doğru akımla bakın elektroliz ve şarj yapılabilir doğru akımla ama alternatif akımla yapılmaz. DC'nin depo edilip taşınması daha kolaydır. Yani doğru akımdan bahsetmişiz. Aynı gerilim altında DC yani doğru akım ve alternatif akıma göre can güvenliği açısından daha az tehlikelidir demişiz. Bakın böyle dezavantaj ve avantajlarla şöyle bahsetmişiz. Peki şimdi bir de gelelim şu transformatör mevzusuna. Transformatör ne demektir? Aslında dediğim gibi bu da özünde basit bir olay aslına bakarsanız arkadaşlar. Çok da zor bir olay değil. Şimdi şöyle bir durum var bakın.
Yani bu evde bile yapılabilecek bir düzenek, biliyor musun? Yani şöyle bir çerçeve alıyorsun şöyle. Şuraya bakın bir tel sarıyorsunuz. Buraya da bir tel sarıyorsunuz. Tabii kaç tane sardıysanız, bakın şu sol tarafa primer, sağ tarafa sekonder dönüyor. Diyelim ki buraya kaç tane tel sardın? 10 tane tel sardın. Buraya da kaç tane sardın? Bak 20 tane sardın. Yani şuradaki sarımları yaz, biz hiç buna elle saymayız. Hani bunu rakam olarak burada veririz. Ben şimdi bakın buradan bir alternatif akım vermem gerekiyor yalnız bu. Çünkü alternatif akımla çözüler kullanılıyor. Diyelim ki burada ne kadar bir alternatif akım verdim? İşte 50 voltluk çözüler. Alternatif akım verdim ya. Buradan volt verdim pardon. İşte 10'a 20 sarım sardım ya bak. 10'a 50 girdiyse 20'den buradan kaç çıkacak? 2 katı. Bu da 2 katı olacak. Bakın buradan ne oldu arkadaşlar? 100 volt oldu. Ha bakın çok avantajlı bir şey değil mi bu? Bakın buradaki sarımı ben değiştirerek buradan giriş voltu ve çıkış voltunu arkadaşlar ayarlayabiliyorum. Yani buradan 50 girdiğinde buradan bakın 100 volt çıkartabiliyorum. O zaman ben bunu 20 değil 30 yapsam, 40 yapsam bakın burası da artacak. O zaman 1000, 2000, 100.000 yapayım. Bedavadan enerji mi? Hayır şöyle. Tamam volt artıyor ama burada ne oluyor? Bir yandan da akım azalıyor. Yani öyle bedavaya şöyle bir enerji yok. Hani basit makinalardaki gibi kuvvetten kazanınca yoldan kaybediyorsun gibi bir durum var. Şimdi bakalım şöyle burada... Demek ki sana transformatör ne işe yarar derse AC gerilimini, yani alternatif akımla bakım çalışıyor, çok önemli. Doğru akıma çalışmıyor. Yükseltmek ya da alçaltmak için arkadaşlar kullanılır. Peki nasıl alçaltacaksın? Buraya 10 20 yerine 20 değil de 10'a 5 bağlasan o zaman da yarıya düşerdi. Yani buradan 50 değil 25 çıkardı, 50 girip 25 çıkardı. Şimdi çalışma prensibi değişken manyetik akıdır. Yani şuradaki buradaki alternatif akım olduğu için şöyle der, akım sürekli artıp azalıyor. Yani bir değişkenlik var. Primer ve sekonder bobinlerde oluşan indüksiyon EMK'lar. İndüksiyon EMK'lar şöyle der. Şimdi bakın burada primerden mesela ne verdik şu anda biz burada? 50 verdik. Sekonderden de bakın ne çıktı? 100 çıktı. Peki bu neye göre? Neye göre değişir arkadaşlar? Buradaki sarım sayısına göre değişir. Bu durumda demişiz EP bölü ES, dikkat ederseniz EP yani VP de diyebiliriz burada, volt. Neye bağlı biliyor musunuz? NP bölü NS'ye bağlı. Bakın dikkat edin. Yani bunlar 1 bölü 2 oranı varsa bakın burada da 1 bölü 2 oranı var. Yani sonuç olarak arkadaşlar transformatörde şunu bilmemiz lazım. Transformatörde arkadaşlar güç korunur. Yani peki gücün formülü neydi? Güç eşittir I çarpı V idi. Dolayısıyla şöyle söyleyeceğim bakın. Bak burası da çok önemli. Yani burada tamam volt arttı ama o zaman akım azaldı demektir. Bakın buradan o zaman I akımı çıkıyorsa buradan 2 I akımı girmiştir. Gücün formülü arkadaşlar I çarpı V'dir. Bakın buradaki I ile V'yi çarpınca, burada da I ile V'yi çarpınca eğer tabii ki bu %100 verimle çalışan bir transformatörse veya ideal transformatörse bundan bahsediyoruz. Her zaman arkadaşlar güç korunur. Bakın burada volttan tamam artırıyorsunuz ama akım azalmış oluyor, anlaştık mı? Yani transformatörde güç arkadaşlar korunur diyeceğiz. Peki transformatörün verimi, yani dedim ya az önce %100 verimle çalışırsa güç korunur. Transformatör ideal ise verimi çözer. Az önce söylediğim gibi bakın verimi %100'dür. %100'dür. Bu durumda giriş gücü çıkış gücüne eşittir. Az önce söylediğimiz gibi. Yani girişteki çözer I primer çarpı V primer. Çıkıştaki I sekonder çarpı V sekonder eşittir. Ama eğer eşit değilse o zaman mesela bu %100 verimli değil de %90 verimli çalışıyoruz arkadaşlar. O zaman verimi şöyle buluyoruz. Çıkıştaki gücü alıyoruz. I sekonder bölü V sekonder çözüler. Giriştekine bölüyoruz. I primer bölü V primere bölerek bunun veriminin kaçta kaç veya yüzde kaç olduğunu buluyoruz. Eğer yüzde olarak bulmak istiyorsak da bakın bunu çözüler yüzde çarpacağız. Şimdi ısınmadan dolayı transformatörde girişte verilen enerji ile çıkışta verilen enerji eşit değildir. Yani normalde %100 verime çalışıyorsa eşit olması gerekir ama tabii bir kayıp varsa arkadaşlar eşit olmaz. Şimdi birkaç soru çözelim. En güzeli bu yani. En güzel sorularda biz bunu anlarız. Şimdi bakın burada 5 volt vermişiz. Buradan 3 volt çıkmış. Görüyor musunuz? Demek ki bu sarımla alakalı. Yani buradaki sarımımızı arkadaşlar 5N dersek, hani 5'in katı dersek buraya da 3N deriz. Demek ki burası bakın ne olur? 5 bölü 3 olur. Tabii biz bunun %100 verimle %100 verimle çalışan bir transformatör olduğunu düşünerek çözeceğiz söyler. Soruda. I primer I ise demişiz. Bakın şurası I ise demişiz. Şimdi şuradakini nasıl bulacağız? Akımı nasıl bulacağız? Gücü koruyacağız. Yani 5 kere 1'den 5. Şurada yapayım isterseniz akım işlemi. 5V çarpı I eşittir. Sağ tarafta 3V çarpı I sekonder diyelim.
O zaman bakın i sekonder ne çıktı arkadaşlar buradan? 5 i bölü 3 çıktı, görüyor musunuz? İşte bu şekilde yaptık. Peki i primer 2 ve %90 verimse? Ha, o zaman şöyle yaparız. Çıkıştaki gücü buluyoruz bakın. 3 v çarpı i sekonder. Diyeceksin i sekonderi bulduk ama %100 verimken bulduk. Şimdi %90 verimken bakıyoruz. Burası da şunu tabii 2'yi yapmış bu sefer. Burası da bakın 5 v çarpı 2 i. Tabii ki bunu çarpı bakın 100 ile çarpmam lazım %90 olması için. Eşittir şöyle der. Eşittir neymiş? 90 bölü 100. İsterseniz şunu hiç yazmayayım. Şöyle yazarsam olur. %90, tamam mı? %90 verim demiş olduk. Peki işlemi yapalım. 2 kere 5'ten şurası bakın 10'sa, şu 100 giderse şurada bakın 10 kalır. Şu 10'la da şu 0 giderse i sekonder buradan ne çıktı? Bölersem şöyle der. Buradan 3i gibi bir değer çıktı. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde böyle verim, bu şekilde işlem soruları sorar. Peki başka bir soru. K ve L bobinleri görüyorsunuz. X transformatörü ile şurada R ve S bobinleri, evet bu şekilde oluşan Y transformatörü bağlanmış ve K'dan şöyle der. K'ya V gerilimi verilmiş. Bakın şöyle yazıyor. Şunu bir yazalım mı? V gerilimi uygulanıyor demiş ve bu durumda R'den şöyle der buradan yani VR, tamam. Ve en çok çıkıştan da buradan da VC, V çıkış olmuş. S'nin sarım sayısı L'ninkinden büyük olduğuna göre. Bakın S'nin sarım sayısı L'den büyük olduğuna göre. Bu iki bobinin yerleri kendi arasında değiştirilirse VR ve VC için söyler ne söylenebilir demiş. Yani bu iki bobin S'nin sarım sayısı L'ninkinden büyük olduğuna göre demiş. Bu iki bobinin yerleri kendi içinde değiştirilirse yani bu bobini buraya bu bobini de pardon şu S'nin sarımı S ve L'yi çözer. S ve L. Ben de şurayı anlamakta zorluk çektim. Evet. S ve L'yi çözer. Kendi arasında yer değiştirir. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle bir şey yapalım bakalım. Hangisi daha büyükmüş? Arkadaşlar. S'nin sarımı L'den büyükmüş. Yani S'nin sarımına isterseniz ben şöyle diyeyim. 2N diyeyim. Buraya da arkadaşlar N diyelim. Peki buradan gelen volt buraya nasıl ulaşacak? Ona bakalım. Ona bakalım. Şimdi buradan bir V geldi. Buraya da bakın belli bir V gelmiştir artık kaçsa. Şimdi bakın buradaki N dedim ya ben bunu örnek verdim tabii. N'den V giriyorsa 2N'den kaçıyor? O zaman kaç çıkar? 2V çıkar, görüyor musunuz? 2V çıkar. Sonra bana demiş ki bunların yerlerini değiştir demiş. Yerlerini değiştir. Yani şurayı bakın 2N yap. Buraya arkadaşlar N yap diyor. O zaman şimdi ben buraya V girdiyse 2N'e V girdiyse buradan ne çıkar bakın? V bölü 2 çıkar, görüyor musunuz? Yani şurası değişmez çünkü buranın voltu buna bağlı. O zaman bakın VR arkadaşlar burada değişmez olacak. Ama orası bakın görüyor musunuz? Azalır oldu. Yani cevap ne oldu? Bakın deniz oldu. Biraz cümle olarak biraz evet zor bir soru gibi ama çok da yapılmayacak bir soru değil. O zaman her zamanki gibi arkadaşlar ödüllü soruyu da yapıp yorumlara atıyorsunuz. Hafta sonu çözümünde bu soruyla beraber görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.